Tekvando'da. 2 dakikadan 3 devre. Değerli seyirciler, mavi köşede Hatice, sporcumuza başarılar diliyoruz. Avrupa şampiyonluğu için Polonyalı rakibiyle mücadele ediyor. Ve 2 puanla başlamış oldu değerli seyirciler. Hemen Paulding'le puanı hanesine yazdırdı Hatice Kübra İlgün. İki sporcu bugüne kadar 4 kez mücadele etti ve hepsini sporcumuz Hatice Kübra kazandı. Yine bir puan, bu sefer yumruk puanı. Polonyalı sporcuya bir de ceza geliyor. 4 puana çıktı Hatice Kübra İlgün. Minder dışına gittiği için, tatami dışına gittiği için ceza aldı. Cezalar rakibe puan olarak işleniyor. Kenardaki sarı karelerin içerisindeki rakamlar sporcunun aldığı ceza sayısını gösteriyor. Adam Kievic'in aldığı 2 ceza Hatice'ye 2 puan olarak, Hatice'nin aldığı 1 ceza da Adam Kievic'e 1 puan olarak işlenmiş vaziyette. Adam Kievic'in tek puanı Hatice'nin aldığı ceza ile geldi yani. Şu anda 4-1 üstün sporcumuz. Paulding'ler denedi. Adam Kievic hedefi buldu gibi ama puan çıkmadı. Şimdi Hatice işte o puanı alıyor. Çünkü Hatice Kübra'nın uyguladığı şiddet o puanı çıkarmaya yetiyor. Sensörler o şiddeti de belirliyor ve siklete göre sensörler ayarlanıyor. Değerli seyirciler, onu da söyleyelim. 6-1 oldu şimdi skor. Yine Paulding denedi. Hatice kafa seviyesi iki sporcu da pek düşünmüyor. Demin Adam Kievic bir denedi. Deneyeceğini belli etti. Bakın gene yukarı doğru çıkmak istedi. Fark büyüdükçe daha çok puan istiyor. Kafa seviyesine tabii ki 3 puan alınıyor ama dönerek gövde seviyesi de 4 puan. Dönerek kafa bir aylı zor, o zaman 5 puan zaten. Ve ilk round tamamlanıyor. 6-1 değerli seyirciler. Hatice Kübra İlgün'ün üstünlüğü var rakibi karşısında. İşte Ali Şahin antrenörü round arasında ona neler yapması gerektiğini anlatıyor. Hatice babasını çok genç yaşta kaybetmiş değerli seyirciler. Ve babasına olimpiyat madalyası sözü vermiş. Madalya aldıktan sonra da annesiyle yaptığı görüntülü konuşmada ikisi de karşılıklı gözyaşlarına boğulmuşlar. Tokyo dönüşü de madalyasını babasının mezarına götürmüş Hatice Kübra İlgün. Sporcumuz ciddi bir avantaj yakaladı. Bu andan itibaren biraz daha temkinli olabilir. Adam Kievic puan aramak durumunda. İşte Hatice de onun bu hücumları sırasında puan çıkarır diyecektim ki Paulding de aldı 2 puan daha, 8-1. Fark 7'ye yükseldi. Yere düştü. Ceza puanı gelmesi lazım. Adam Kievic'e evet öyle oluyor. 9-1. Yukarı çıkmayı denedi bakın Adam Kievic'sine. Yine Hatice'den puan. Adam Kievic yumrukla alırken Hatice gövde seviyesi teknikle 2 puan aldı. 11-2. Her şey Hatice Kübra İlgün'ün lehine devam ediyor. ...13-2 oldu. Yine yukarı çıktı Adam Kievic. Son anda geri kaçarak kurtuldu Hatice Kübra. İki
sporcu da Paulding denedi. İkisi de puan çıkaramadı. Adam Kevits'in Paulding'i puansız. Hatice'nin yumrukla bir hata. Oradan da puan çıkmıyor. Acelesi olan Adam Kevits. Hatice son derece sakin. 11 puanlık bir avantaj yakaladı ve ikinci raundu da tamamladık. Avrupa şampiyonluğu için önümüzde bir round kaldı değerli seyirciler. Şahin'in verdiği taktikleri duymaya çalıştım ama ortam sesinde Türkiye Türkiye tezahüratları sizin de kulaklarınızı geliyordur. Ali Hoca'nın sesini bastırdı. Round araları 1 dakika ve o süre tamamlandı. 13-2'lik bir avantaj ve son round başlıyor. Adam Kevits çok çalışmak isteyecektir. Hatice Kübra sakin, güzel bir duçagi denedi, dönerek bir gövde seviye, puan çıkmadı. Dizini kaldırdığı için ceza mı gelecek Adam Kevits'e, onu merak ediyorum. Öyle bir savunmada öyle bir hareketini gördüm ben. Bu arada Hatice Kübra Elgün'ün de safeguard'ının bağcıklarını sıkılaştırıyor. Minder hakemi. Evet, safeguard'larda sensörlerde mi bir problem var? Yeniden test yapılıyor. Soketinden çıkardı, taktı bir kez daha Minder hakemi. Şimdi yine kontrol edecekler tahmin ediyorum. Evet. Ve mücadele hareketleniyor. Çok güzel. Sürekli rakibini kontrol ederek mücadeleye devam ediyor Hatice Kübra. Adam Kevits sporcumuzun savunmasını aşacak bir yolda bulamadı. Bulamasın da öyle devam etsin. Şimdi Paulding. Sesi net duyduk ama puan çıkmadı. Bir kafa seviyesi 3 puanı alıyor Adam Kevits bu sefer. Fark 8. Daha önceki roundlarda da denedi ve ilk defa o 3 puanı çıkardı Adam Kevits. Çok önemli değil. Saniyeler tükeniyor. Avrupa şampiyonluğuna doğru gidiyoruz. Yine bir puan Adam Kevits'e çıktı. Hatice'nin Paulding'lerinde puan gelmiyor. Acaba karşı tarafın sensöründe de mi bir bozukluk var diye düşündüm. Yine bakın bir Paulding.
Belki de şiddeti yetmiyordur. Saniyeler tükenmekte. Bu bölümde atakları var Adamkiewicz'in. Bir ceza puanı Hatice'ye. Adamkiewicz 8. puanını almış oldu. Bu arada Hatice gövdeye Paulding'de puanı aldı. 15-8. Şimdi minder dışına gittiği için bir ceza puanı da alacak ama önemli değil. Bir saniye kaldı geriye. Süre tamamlanıyor ve Avrupa şampiyonu Hatice Kübra İlgün sporcumuzu tebrik ediyoruz. 15-9'luk skorla rakibi Patricia Adamkiewicz'i mağlup etmeyi başarıyor Hatice Kübra İlgün. Avrupa şampiyonu oluyor. Altın madalya Hatice Kübra İlgün'ün.